İyi akşamlar sayın seyirciler. KRT Haber Merkezi'ne hoş geldiniz. Önce haber özetleri ekranlarınıza gelecek. Ardından gündemin öne çıkan haberleriyle sizlerle birlikte olacağız. Gönen Belediyesi su baskınları için önleyici çalışmaları başlattı. Kesenkuyu denen bu bölgede birleştiriyoruz ve buradan Gönen Çayı'na ıslahını sağlıyoruz. 6 Eylül Belediyesi ve Emniyet Teşkilatı düzenledikleri etkinlikte aşure dağıttılar. Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde felçli hastaların tedavisinde önemli mesafeler kat edildi. Şu anda baston yardımıyla yürüyebiliyor çok rahat bir şekilde. Bastonu biraz daha ileriki dönemlerde atabiliriz belki. Susurluk Belediyesi kırsal mahallelerde hizmet atağına başladı. Bu konuda bir sıkıntı olursa tekrar zaten bütün mahallelerimiz olduğu gibi Kurcaoğlu'a da hizmete devam. Edremitli kadın girişimci telefonla evlere süt servis ediyor. Akşam süt sağımı yapıyor. Sabah akşam süt satışlarımız oluyor. Burhaniye'de Öğretmenler Mahallesi'nde cami inşaatına başlandı. Bu cami ve cem evlerine katkıda bulunma bizim de görevimizdir. Edremit Belediyesi ambalaj atıkları yönetim planı bilgilendirme toplantısı yapıldı. Bu kapsamda topladıkları ambalaj atıklarını biz alabiliriz onlardan. Zeytin sineği ilaçlaması yağdaki kaliteyi arttırdı. Mahsul biraz kıt ama yağ bol çıkarsa telafi edecek gelir. Sayın seyirciler, Gönen ilçesi zaman zaman yoğun yağışlarda yaşanan su baskınları hatta ölüm olaylarıyla gündeme geliyor. Bu nedenle Gönen Belediyesi su baskınları yaşanan bölgeleri bu sıkıntıdan kurtarmak için hummalı bir çalışma başlattı. Gönen'in yüksek kesimlerinden inen yağmur suları rögarları taşırdı. Bazı ev ve iş yerleri de sular altında kaldı. Gönen Belediyesi bu sıkıntıyı ortadan kaldırmak için daha önce iki mahallenin yağmur sularını Maltepe Caddesi önünde toplamış, buradan da yeni oluşturulan yağmur suyu bertaraf hattıyla Sabuncu Deresi'ne tahliyesini sağlamıştı. Ekipler şimdi de ilçenin bir başka noktasında yine aynı çalışmayı gerçekleştiriyor. Çalışmaları yerinde inceleyen Gönen Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Dökmen konu hakkında bilgi verirken çalışmayı yürüten BASKİ ve Büyükşehir Belediye Başkanı Edip Uğur'a Gönen halkı adına teşekkürlerini iletti. Ot farkı az olan bölgelerde yani Gönen Çarşısı, Plevne Meydanı bu bölgeler kod farkı az olduğundan dolayı, yoğun yağışlardan dolayı buradaki esnafımız ve mahallelerimiz yağmur sularından dolayı sel felaketi yaşıyordu. Plevne ve Tırnava ve Reşadiye'deki toplanan suları 80'lik yüzlerle tahliyesinin sağlanması için burada arkadaşlarımız yoğun bir şekilde çalışmaktalar. Bunu iki aşamada çözmeye karar verdik. Reşadiye Mahallesi'den gelen yağmur sularını Maltepe Caddesi'ndeki 80'lik hatla Sabuncu Deresi'ne indirdik. Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi Başkanlığı ile birlikte yürütüyoruz. Buradaki amacımız ise Tırnava Plevne Mahallesi'ndeki yoğun yağışların Plevne Meydanı'na ve çarşıya inmemesi için yağmur sularımızı Kesenkuyu denen bu bölgede birleştiriyoruz ve buradan Gönen Çayı'na ıslahını sağlıyoruz. Bu konuda bize yardımcı olan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ahmet Edip Uğur'a sonsuz teşekkürlerimizi iletiyoruz. Balıkesir'de değişik kurum, kuruluş ve vatandaşlar tarafından organize edilen aşure etkinlikleri devam ediyor. 6 Eylül Belediyesi ve Emniyet Teşkilatı da düzenledikleri etkinlikte aşure dağıttılar. Muharrem ayı dolayısıyla 6 Eylül Belediyesi aşure hayrı düzenledi. Bu amca. Hiç çabuk yok.
4 gün boyunca süren ve 18 ayrı noktada dağıtılan aşure hayrı büyük ilgi gördü. Aşure hayrı ilk gün Karamanlar, Macarlar ve Gökçeören mahallelerinde yapıldı. Başkan Zekai Kafaoğlu, aşure hayrı ile ilgili olarak KRT Haber'e bir açıklama yaparak hem aşure dağıtmak hem de vatandaşlarla birlikte olmak istediklerini söyledi. Bu ay tabii hepimizin bildiği gibi Muharrem ayı, Hicri yılın başlangıç ayı, Muharrem ayı, aşure ayı. 6 Eylül Belediyesi olarak da biz de bu ayda vatandaşlarımıza aşure dağıtımı yapıyoruz. Kırsal mahallelerimizde de dağıtıyoruz. Bugün de burada merkezde eğitim fakültemizin önünde hem öğrencilere hem gelen geçene aşure ikramında bulunuyoruz 6 Eylül Belediyesi olarak. Ben tekrar bu Muharrem ayının, aşure ayının Balıkesir'imiz için, ülkemiz için, bütün İslam alemi için, insanlık için hayırlar getirmesini diliyorum. Barış getirmesini diliyorum, huzur getirmesini diliyorum. Gerçekten İslam aleminde kan akıyor, yani büyük zulümler var. İnşallah bu ay bu zulümlerin son bulmasını temenni ediyoruz. Bir an önce akan kanın durmasını diliyoruz. Ve bu zulmü yapanları da şiddetle lanetliyoruz. Birlik ve beraberlik içerisinde, sağlık, sıhhat ve afiyet içerisinde, barış ve huzur içerisinde nice Muharrem aylarını, aşure aylarını inşallah beraber idrak ederiz diye düşünüyorum. Ben de herkese afiyet olsun diyorum. Bir diğer aşure hayrı da İl Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan personel tarafından Atatürk Parkı karşısında bulunan Yıldırım Ekipler Amirliği bahçesinde yapıldı. Aşure hayrına Vali Mustafa Yaman, İl Emniyet Müdürü Feridun Boz, İl Jandarma Komutanı Ömer Arık, Vali Yardımcıları, Kaymakamlar, Emniyet Mensupları ve misafirler katıldı. Polis Evi Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından misafirlere aşure ikramı yapıldı. İl Emniyet Müdürü Feridun Boz da aşure hayrı konusunda duygularını şöyle dile getirdi. Muharrem ayı, o vesileyle de biz kendi personelimizle bir aşure günü organizasyonu yaptık ve bugüne denk geldi. İlimizin üst yöneticileri de bize iştirak etti. Onlarla mutlu tuttuk. Ve sizleri de aslında haber yapmanız için değil de yemeniz için davet etmiştik ama siz habere yöneldiniz. Onun için de hepinize teşekkür ediyorum. Afiyet olsun diyorum. Allah da kabul etsin diyorum. Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde felçli hastaların tedavisinde önemli mesafeler kat edildi. Aynı merkezde zayıflamayla ilgili de yapılan çalışmalar göz dolduruyor. Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne 2 ay önce gelen felçli ve yürüyemeyen hastaya yapılan tedaviyle güzel sonuçların alındığı gözlendi. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Başkanı Doçent Doktor Nilay Şahin, asistan ve öğrencileriyle birlikte yaşlı şahsın tedavi sürecini anlattı. Sağ olasın, sağ olasın. Estağfurullah. Beklemedim, iş başıma geldi. Ne? Yürütüler, dilini yaptılar. Bizim hepsi fasere konuştu. Hı. İşi bitirdik Allah'ın izniyle. İnşallah. Hadi bakalım inşallah. Hocam, hastamız ne kadar süre önce geldi? Geldiğinde ne şikayetleri vardı? Hastamız bize yaklaşık 2 ay önce başvurmuştu. Bize geldiğinde deli problemi ve yürümede zorluğu vardı. Evet. Yürüyemiyordu hatta kendisi. Çok sıkıntılıydı. Ağrıları da vardı beraberinde. Kamil Bey. Kendisi felç geçirmişti. Felç sonrası bu problemleri başlamıştı. Biz kendisini yataklı ünitemize aldık, gidip gelmesi zor oluyordu zaten. Daha rahat, konforlu tedavi görmesi için kendisini yatırdık. Yatış sırasında tabii düzenli tansiyonları, şekerleri hepsini de takibimize aldık. Çünkü felç hastalarında bunlar çok önemlidir. Daha sonra egzersizlerimize yavaş yavaş başladık. İlk dediğim gibi geldiğinde yürümesi çok ciddi sıkıntılıydı ama şu anda gayet çok keyifli bir noktaya vardık. Bu dördüncü haftamız, tedavimizdeki dördüncü haftamız. Geçen hafta kendisine baktığımda
çok memnun olduğunu, işte köye gittim, herkes yürümem değişti dedi. Biz de tabii çok sevindik bütün ekip olarak arkadaşlarla. Yürümede bayağı bir ilerledik. Şu anda baston yardımıyla yürüyebiliyor çok rahat bir şekilde. Bastonu biraz daha ileriki dönemlerde atabiliriz belki. Attım hocam, değil. İşte yok attım. Ama çok ben taraftar değilim. Tabii hastalarımız şimdi birden çok güven geliyor kendilerine güzel bir yol kat ettiğimiz için. Biz gene de güvenlik için bir süre daha devam etmekten yanayım ben. Zayıflama bölümünde de fizik tedaviden gelen hastalar aletlerle çalışmalar yaparak kilo veriyor. Sayın seyirciler, Susurluk Belediyesi merkez mahallelerin yanı sıra kırsalda da hizmet atağına başladı. Başkan Yardımcısı Celal Kır, Kurucuoğlu Mahallesi'ne giderek yapılacak çalışmaları yerinde inceledi. Susurluk Belediyesi, Kurucuoğlu Muhtarı'nın mahalle ile ilgili eksikliklerini dilekçeyle belediye başkanlığına iletmesiyle harekete geçti. Başkan Hızlıoğlu, yardımcısı Celal Kır'ı bilgilendirerek gereken neyse yapılması talimatını verdi. Başkan yardımcısı Kır ve ilgili ekipler mahalleye giderek muhtar Halim Aydoğdu ile görüştüler. O zaman oradan alacağız ayrı. Bunu iptal etmiş olayım be. Burası da yol değil mi? Hazine yol mi? Yol canım, yok. Yol. Yok. Orası da yanlış. Burası geniş bir meydan gibi ya. Meydanın ortasına çeşmeyi koymuşlar. Bu çeşme daha önce oraya koymuştu. Esas çeşmenin yeri burası var. Muhtar Aydoğdu mahallesindeki eksiklikleri ve yapılması gerekenleri Başkan Yardımcısı Celal Kır'a anlattıktan sonra ölçümlere başlandı. Buna göre mahallede yeni açılan yollara altyapı, su gideri, kanalizasyon ve parke taşı döşemesi yapılacak. Mahallede yapılan çalışmalardan dolayı memnuniyetini dile getiren mahalle muhtarı Aydoğdu, Başkan Hüseyin Hızlıoğlu'na ve yardımcısı Celal Kır'a teşekkürlerini sundu. Öncesindeki işte yolların bozuk olmasından dolayı dilekçe vermiştik daha önce başkanımıza. Sağ olsun, Allah razı olsun, kırmadı bizi, geldiler. Kanalizasyon ilavemiz vardı. Onu ölçüldü, o döşendi. Şu anda yolun genişlemesi var. Kanalizasyon, su, bir de yol parke taşı döşenecek, yol genişlemesi. Allah razı olsun, kırmadılar, sağ olsunlar, geldiler. İhtiyacımız gideriliyor. Şu anda memnunuz işten. Sayın Başkan Yardımcımız da burada. Celal Hocam. Biz de zaten başkanımızın talimatıyla hemen evet. Belediye ekipleriyle beraber geldik. Yukarıda arkadaşlarımız gerekli ölçümleri de yaptılar. Menfezi yapılacak yerleri tespit ettiler. Yolun açılacağı bölümlere kazıkları çaktılar. İnşallah en kısa sürede kanalizasyonu da o bölgenin tamamlayıp yağmur suyunu da buraları alıp buradaki bu sıkıntıyı gidereceğiz. Kurucuoğlu'da ayrıca ilave bir problem daha evet. Tespit ettik gelmişken. Şu yolun göçmesinden dolayı evet. Buraya bir istirahat duvarı yapacağız yani inşallah. Bununla ilgili de keşif çalışmasını ölçümlerini yine arkadaşlarımız yaptılar. İnşallah planlaması. En kısa zamanda. Evet, en kısa zamanda inşallah. İnşallah yapacağız. Bu konuda bir sıkıntı olursa tekrar zaten bütün mahallelerimiz olduğu gibi Kurucuoğlu'ya da hizmete devam. Kolay gelsin. Sağ olun, teşekkür ederim. Balıkesir'in Edremit ilçesinde girişimci bir kadın çiftlik kurarak hayvancılığa başladı. Bu projeyle ilçede ilk kez süt servisine de başlandı. 25 yaşındaki Emel Baydar çiftlik kurarak hayvancılığa başladı. Kelle çevrili. 10.000 volt elektrik veriyor, üretiyor. Güneş enerjisinde çalışıyor. Ama ineklere zararı yok. Çarptığı zaman ufak bir gıdıklama oluyor ve zarara gitmiyor. Neden bunu çektik? Bunu çektiğimizin sebebi komşu tarlalara zarar vermemesi açısından çektik. Edremit'te ilk kez telefonla süt servisine de başlayan Baydar, taze süt almak isteyenler için böyle bir iş yapmaya karar verdiğini söyledi. Hayvancılığı neden seçtim? İnsanlarla uğraşmak çok zor artık. Yani dışarıdan görüldüğü gibi olmuyor. Sonuçta kendi işimi, yani çalıştığım zaman kendim kazanıyorum. Tabii ki kendi ayaklarının üstünde durmak istiyorlarsa, eğer ben yaparım diyorlarsa niye yapmasınlar ki? Önce sevmek gerekiyor bu işi. Her işin kendine göre zorlukları var.
sabah ve akşam olmak üzere sağım yapıyor, taze sütü ekiplerimizle müşterilerimize ulaştırıyoruz diyen Baydar, yakında taze yumurta ve peynir satışına da başlayacaklarını söyledi. 24 saat yaylımda hayvanlar, sağım sırasında giriyorlar içeri. Sağım bittikten sonra tekrar yaylıma devam ediyorlar. Süt sağımı yapılıyor, akşam süt sağımı yapıyor. Sabah akşam süt satışlarımız oluyor. Ya yumurta isteyen oluyor, peynir isteyen oluyor, tereyağı niye yapmıyorsunuz diyen oluyor. Organik ürünler istiyorlar yani. Burhaniye'nin Öğretmenler Mahallesi'nde cami inşaatı yapımına başlandı. Hayırseverlerin desteğiyle hayata geçirilecek projede ilk katın beton dökümü için düğmeye basıldı. Burhaniye Öğretmenler Mahallesi'nde cami inşaatı yapımına başlandı. Bu amaçla düzenlenen törene Burhaniye Kaymakamı Osman Yenidoğan, Belediye Başkanı Necdet Uysal ve Öğretmenler Mahallesi Cami Yaptırma Yaşatma Derneği Başkanı Mithat Gürcan da katıldı. Törende bir konuşma yapan Kaymakam Osman Yenidoğan, Burhaniye'de hayırseverlerin gönülden destekleriyle birçok konuda başarılı olunuyor dedi. Bu işe katkı verenler için, emek sarf edenler için, yapılması için taş ve tuğla koyan, alın teri veren, gönül veren, yapılmasına madden olmasa bile manen dilekleriyle, temennileriyle ve gönülleriyle katılan herkes başta olmak üzere başlar. Elbette ki emeğiyle, alın teriyle bu işe katkı koyanlara çok çok teşekkür ediyorum. Başkan Uysal da bu caminin bitirilmesi için belediye olarak elimizden geleni yapacağız dedi. Camimiz burada yeri bulundu. Bizden önce planlandı. Biz de belediye olarak mecliste karar aldık. Tüm meclis olarak da bu cami ve cem evlerine katkıda bulunma bizim de görevimizdir. Biz de betonlarını veriyoruz. Biz belediye olarak da üzerimize düşeni tabii ki yapacağız, yapıyoruz. Daha da yaparız. Elimizden gelenin fazlasını yapmaya gayret içindeyiz. Dernek Başkanı Mithat Gürcan ise caminin yapımında emeği geçenlere teşekkür etti. Sayın Belediye Başkanımız dediği gibi bize çok miktarlı bir şekilde beton vermiştir. Ve bize her türlü konuda ama araç konusunda ama makina konusunda hepsinde yardımcı olmuştur. Tüm halkımıza da burada huzurlarınızda her iki kaymakamımız ve belediye başkanımıza da ayrıca teşekkür ediyorum. Beton atma töreni sonrasında ise mahalle halkına pilav ayran ikramı yapıldı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanan Edremit Belediyesi ambalaj atıkları yönetim planı ile ilgili bilgilendirme toplantısı yapıldı. Yapılan toplantıda doğaya zararlı maddelerin bırakılmaması gerektiği vurgulandı. Benzeri satış yerleridir. Şükrü Tunar Kültür Merkezi'nde düzenlenen Edremit Belediyesi ambalaj atıkları yönetim planı ile ilgili bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıya Belediye Başkanı Kamil Saka, daire amirleri, meclis üyeleri, STK temsilcileri ve muhtarlar katıldı. Uzmanlar tarafından doğal kaynakların korunması ve ayrıştırmanın önemi anlatılarak salon girişinde de ayrı ayrı hazırlanan toplama kutuları kamu kurum ve kuruluşları temsilcilerine tanıtıldı. 19 Eylül 2014 tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanan projeyle ilgili olarak yapılan konuşmalarda özellikle tüketicilerin bilgilendirilmesi gerektiği belirtilerek ambalaj atıklarının tüketicilerden toplanması üzerinde duruldu. Önce tüketici kendi şeylerinde, sistem dahilinde bilgilendirme yapmaları, kendi iç mekan kutularını koymaları, burada bilgilendirici faaliyetlerinde bulunmaları gerekmektedir. Bu kapsamda topladıkları ambalaj atıklarını biz alabiliriz onlardan. Sayın seyirciler, Türkiye'nin en önemli zeytin üretim merkezlerinden Balıkesir'in Edremit Körfezi'nde 2 yıl aradan sonra zeytin sineği ilaçlaması verimi de beraberinde getirdi. Yapılan ilaçlama sonrasında yağdaki kalitenin arttığı belirtildi.
Yaklaşık 11 milyon dolayında zeytin ağacının bulunduğu Burhaniye, Edremit, Ayvalık, Gömeç ve Havran ilçelerini içine alan Körfez bölgesinde hasat sürerken musluklardan akan sızma yağlar da üreticinin yüzünü güldürdü. İki yıl aradan sonra Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle uçakla yapılan zeytin sineği mücadelesinin yağda verimi ve kaliteyi artırdığı kaydedildi. Yörede hasat sezonunun Mart ayına kadar sürmesi bekleniyor. Kalitenin yüksek olduğunu anlatan Emrah Öztürk, gerek iklimin etkisi ve ilaçlamanın yapılmasının bu yıl yağların daha kaliteli olmasını sağladığını söyledi. Bu yıl zeytin sezonu erken başladı. Fabrikamızda faaliyetine erkenden başlamış olduğu sebeple bu yıl elde eden yağlar gerçekten çok kaliteli, yemeklik kalitesinde sızma dizlem yağlar. Gerek iklimin etkisi, gerek ilaçlama yapılması bu yıl yağların gerçekten kaliteli olmasını sağladı. Şu an elde ettiğimiz yağlar dizlemlik neticesinde, dizlem seviyesinde ve gerçekten kaliteli. Bu sezon geçen sezonun aksine yağların daha kaliteli olduğunu dile getiren laborant Ahmet Korkmaz'sa güzel bir sezon olacağını ümit ediyoruz ifadelerini kullandı. Bu sezon geçen sezonun aksine yağlar daha kaliteli, nefaseti de daha güzel. Ayrıca asitlere de düşük çıkıyor. Yüksek ihtimalle tabii ki bunda kurt oluşumunun olmaması, tabii kurt oluşumunu kurtların olmamasının sebebi de ilaçlamanın yapılması. O yüzden güzel bir sezon olacağını umut ediyoruz. Zaten aldığımız yağ numuneleri de gayet güzel yağlar çıktığını gösteriyor. Hasada yeni başladığını anlatan üreticiler de mahsulün kıt olduğunu ama yağ bol çıkarsa telafi edebileceklerini belirttiler. Allah'a çok şükür bugün başladık hasılatımızı toplamaya. İnşallah yağlar iyi çıkıyor. Mahsul biraz kıt ama yağ bol çıkarsa telafi edecek gelir. Yani şu anda ben bir üretici olarak bugünkü durumu değerlendirecek olursam 15 tane işçim vardı. 20 çuval zeytin toplayabildim. Ama rekoltemiz çok yüksek olduğu için rekoltenin yüksek olmasını da bu sene yapılan ilaçlamaya bağlamaktayız. Rekolte çok güzel. Artı asit durumu çok güzel, nefaset güzel. Yani körfezimizin gerçekten zeytinyağı tadı, damağı bir başkadır. Bu haberle bültenimizin sonuna geldik. Birazdan hava durumu ekranlarınızda olacak. Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın. Türkiye'nin en modern tesislerinden birine sahip Çiçek Yağ, Has Un ve Yem Fabrikaları AŞ, Balıkesir Un markası ve Balıkesir Yem sektörünün öncüsü Çiçek Yem markasıyla dün olduğu gibi bugün de kaliteli üretim anlayışıyla hizmet vermeye devam ediyor. Çiçek Yağ, Has Un ve Yem Fabrikaları AŞ. Öz Damarlar 1953'ten beri buğday unu imalatıyla güvenle büyüyen Öz Damarlar Un, yurt içinde ve yurt dışında gıda sektörünün tercih edilen markası olmanın haklı gururunu yaşıyor. Yurt içinde ve yurt dışında tüm seçkin üretim sertifikalarının yanı sıra uluslararası WCS, IMO ve helal gıda sertifikalarının sahibi Öz Damarlar Un, kaliteyi ve güveni sofralarınıza taşıyor. Öz Damarlar Un. 1. Gündoğan Mahallesi, Azerbaycan Caddesi, numara 39, Balıkesir'de. Türkiye'nin en modern tesislerinden birine sahip Çiçek Yağ, Has Un ve Yem Fabrikaları AŞ, hava durumunu sunar. İl merkezimizde ve bazı ilçelerimizde hava durumu tahmini olarak şöyle olacak. Balıkesir kent merkezi yarın sisli,
En yüksek 17, en düşük 8 derece. Salı günü sağanak yağmurlu, en yüksek 18, en düşük 9 derece. Çarşamba günü sağanak yağmurlu, en yüksek 15, en düşük 10 derece. Perşembe günü sağanak yağmurlu, en yüksek 13, en düşük 8 derece olması bekleniyor. Edremit yarın hafif sağanak yağmurlu, en yüksek 20, en düşük 9 derece. Salı günü hafif sağanak yağmurlu, en yüksek 20, en düşük 12 derece. Çarşamba günü sağanak yağmurlu, en yüksek 18, en düşük 13 derece. Perşembe günü sağanak yağmurlu, en yüksek 16, en düşük 10 derece olması bekleniyor. Dursun Bey yarın sisli, en yüksek 16, en düşük 6 derece. Salı günü çok bulutlu, en yüksek 17, en düşük 7 derece. Çarşamba günü sağanak yağmurlu, en yüksek 14, en düşük 8 derece. Perşembe günü sağanak yağmurlu, en yüksek 12, en düşük 6 derece olması bekleniyor. Bandırma yarın sisli, en yüksek 17, en düşük 9 derece. Salı günü çok bulutlu, en yüksek 19, en düşük 9 derece. Çarşamba günü sağanak yağmurlu, en yüksek 16, en düşük 12 derece. Perşembe günü sağanak yağmurlu, en yüksek 14, en düşük 9 derece olması bekleniyor. Türkiye'nin en modern tesislerinden birine sahip Çiçek Yağ, Has Un ve Yem Fabrikaları AŞ hava durumunu sundu.